Ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken kamu çalışanlarımız UMKE'siyle, AFAD'ıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyecisiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısıyla, zabıtasıyla, güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarımızın ifa ettikleri hizmetlerinin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor. Yaşanan felaketlerde bir kere daha gördük ki kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakar çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyrinde ilerleyebiliyor. Bu ortamda 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerine Türkiye kamusal olarak kamu görevlerimizin kazanımlarını arttırmak, olumsuz gidişata son verebilmek adına memur senle ortak taleple gittik. Kamu işveren heyeti ise memur ve emeklilerimiz için 2022 yılına %5+6, 2023 yılına %6+6 maaş teklif etti. Bu teklif bizim istediğimizin yarısı bile değildir. Dolayısıyla da kabul edilmesi de mümkün değildir. Muhtemelen 2021 yılı enflasyonu %20, 2022 yılı enflasyonu ise %15 olacağı tahmin edilmektedir. Yani önümüzdeki 2 yıllık enflasyon toplamda en az %35, %40 dolayında gerçekleşmesi beklenilmektedir. Hükümetin yaptığı bu teklif ile gerçekleri karşılamaktan çok uzaktır. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmek bedeline kamu görevlileri ödememelidir. Bu nedenle hükümet ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Hükümet tarafından yapılan bu teklif son derece olumlu olmakla birlikte bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir. Biz Türkiye kamusal olarak pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için ülkemiz nüfusunun 25 milyonu adına sizin aracılığınızla hükümete açık çağrıda bulunuyoruz. Gerçek enflasyon rakamları kadar maaş artışı istiyoruz. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyane zam istiyoruz. 3600 ek gösterge uygulamasını tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına alınmasını istiyoruz. Biz kamu çalışanları hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz. Biz kamu çalışanları olarak artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımızda insanca yaşamaya yetecek kadar para olmasını istiyoruz. Sayın Bakanım, memurlarını enflasyonu ezdirmeyeceğiz sözünün gerçekleşmesini istiyoruz. Sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendireceği sözlerin adının konulmasını istiyoruz. Yapılacak yeni teklif siyasi iradenin de bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır. 25 milyon vatandaşımız hükümetten yüzlerini güldürecek adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir. Şu anda bir memur emeklisi olarak devletim beni eşimden boşamış durumda. Çalışanların almış olduğu 500 TL civarında
eş parasını, eş yardımını şu anda devletimiz bana vermiyor. Bundan sonra emekli olunca eşim de benden emekli mi oldu? Yemiyor mu, içmiyor mu, giymiyor mu, gezme ihtiyacı yok mu? Onun için tüm sendikalara ve devletimize sesleniyorum. Emeklileri bir an önce eşleriyle bir araya getirin. Bu konuyu lütfen gündeme alın. Emekliler emekli olduktan sonra ahirete gitmek için zaten gün saymaktadır. Bari insanca yaşayarak günlerini geçirsin, ibadetlerini yapsın ve öylece Rablerine kavuşsunlar inşallah. Devletimizden bir an önce bizleri eşlerimizle bir araya getirmesini talep ediyorum.